Merhaba arkadaşlar. Büyük İskender'in büyük seferini konu alan videomuzda henüz 32 yaşındayken Babil'de reklamedik bir şekilde hayattan koptuğundan kısaca bahsetmiştik. Burada ölümüyle ilgili biraz daha detaya ineceğiz. Büyük İskender'in ölümüyle ilgili gizem son yıllarda yapılan araştırmalarıyla çözülmüş olabilir ve ölümü korku filmlerine konu olabilecek ve hayal bile edilemeyecek kadar korkunç görünüyor. Yeni Zelandalı araştırmacılar dünyanın gördüğü en büyük askeri dehalardan birisi olan İskender'in ölümüyle ilgili derinlere inmeyi tercih edip ilginç sonuçlara ulaşmışlar. Şimdiye kadar Makedon kralının ölümüyle ilgili teoriler vardı. Ya o zamanlar tedavisi olmayan sıtma ya da tifo gibi ciddi bir hastalığa yakalandığını ya da çok içmek yüzünden hayatını kaybettiğini veya yavaş etkili bir zehir yüzünden öldüğü yönündeydi. Çünkü ölümünden önceki günlerde ortaya çıkan belirtiler her iki olasılığa da uyuyordu. Tarihi belgelere göre Büyük İskender Mayıs 323'te, tabii ki milattan önce bu, tam bir ziyafete katılmak üzereyken kendini çok kötü hissetmiş. Fakat yine de katıldığı ziyafette çok da fazla içki içmiş. Ertesi gün ateşleniyor ve korkunç ağrılar çekmeye başlıyor. Yatalak olup dayanılmaz bir acı içinde olan büyük lider yavaş yavaş hareket etme kabiliyetini de kaybediyor ve semptomları başladıktan sadece 8 gün sonra gözlerini kıpıştırabilecek bir hale geliyor. 11. günde Makedonya ve İran kralının öldüğü açıklanıyor. Ancak etrafındakiler onun son ana kadar aklının başında kaldığını ve bilincinin yerinde olduğunu belirtiyor yazılı metinlerde. Peki büyük komutan devrinde ve sonrasında çok kişinin kendisini tanrı olarak gördüğü Büyük İskender diri diri gömülmüş olabilir mi? Bunu Yeni Zelandalı bilim insanları araştırmaya başlamış. Dundin Tıp Okulu'ndan bir ekip tarihi yeniden yazmak istiyor ve modern tıptaki gelişmeleri de ele alarak bunun yanı sıra İskender'in semptomlarını en eski yazılı anlatımlarla inceliyor. Hastalığının 12 litre şarap içtiği çılgın bir geceden sonra başladığı tespit edilmiş ve İskender'in ertesi sabah yorgunluktan ve her tarafının ağrıdığından şikayet ettiği yazılı metinlerde var. Komutan mevcut acılarından indirmek için bir düzine daha şarap içiyor fakat ertesi gün felaket ortaya çıkıyor. Keskin karın ağrıları İskender'i kıvrandırırken ateşi de anormal derecede yükseliyor. Sonra da felç başlamış ve eli ve gözü dışında hiçbir yerini hareket ettiremez hale geliyor zamanla. Modern tıp bize İskender'in bir beyin rahatsızlığı ve nadir bir otoimmün rahatsızlığı olan Guillain-Barré sendromu olabileceğini gösteriyor. Bu hastalık vücudun bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırı kurbanı yavaş yavaş felç ediyor. GBS olarak da bilinen hastalık büyük savaşçının konuşamaz hale gelmeden hemen önce bacaklarını ve kollarını felç yüzünden kullanamamasını açıklıyor aslında. Karın ağrıları da bu rahatsızlıkta görülen midedeki bakteriyel bir enfeksiyon yüzünden felçli olmasına ve vücudun hareket ettirememesine karşın bilincinin açık olmasının sebebi de beynin bilinçle ilgili bölümüne hastalığın direkt olarak saldırmaması. Fakat kaslar öyle bir felç geçiriyor ki bu rahatsızlıkta hastanın nefes aldığını tespit etmek bile güçleşiyor bir aşamadan sonra. O dönemde de doktorlar hala hayatta olup olmadığınızı kontrol etmek için nabzınıza bakmıyorlar. Onun yerine nefes alıp almadığınızı kontrol ediyorlar. Felç solunumda hareket eden kasları kademeli olarak kısıtlamış olmalı ki doktorlar onun hayatta olduğunu fark edememişler muhtemelen. Dönemin tarih yazarları ölümünden sonraki günlerde İskender'in vücudunun çürümediğini ve savaşçı kralın bir tanrı olduğunu bu şekilde kanıtladığını yazmışlar. Aslında onların ölünün çürümediğini düşündükleri anda İskender zaten hayatta olmalı ve bildiğiniz gibi diriler de çürümez. Büyük hükümdar 6 gün daha felçli olarak kalıyor. Hatta cenazesinin hazırlıkları yapılırken muhtemelen hala hayattaydı. Fakat bilinci zamanla azalmış olmalı ve gömüldüğü sırada bir koma halinde olması da muhtemel. Umarız diri diri gömülmemiştir. Bu asırlar sonrasına ilham olan efsanevi lider ve dostları Hephaiston ve Bukefalos'a huzurla kavuşmuştu. Sizler de kalın sağlıcakla kıymetli dostlar.